Sarayburnu'ndayız. İstanbul'un o muhteşem kıyısı. Bugün biraz sis var. Gerçi size, yani daha doğrusu bize, İstanbul denilen ve uğrunda on binlerce yıldır savaşların, mücadelelerin yapıldığı İstanbul adı verilen bu nazlı ve güzel kız bugün duvağını üzerine almış, yüzünü bize göstermiyor. İstanbul. Nedim'in şiirlerine, Yahya Kemal'in şiirlerine, dünya lirik şiire konu olmuş güzel şehir İstanbul. Sarayburnu'ndayız. İlk yerleşim yeri. Komutan Bizas. Megaralıların komutanı Bizas'tan itibaren ilk yerleşim yeri olarak belirlenmiş yer. Derler ki nereye kadar gidelim? Komutan Bizas'a da derler ki bu kıtanın dünyanın sonuna kadar git. Karşında körler ülkesini göreceksin. O körler ülkesini gördüğünde gördüğün yere otağını kur, orada yaşamaya başla. Trakya bölgesinden, Çatalca üzerinden İstanbul'a giriş yapan Megaralılar, Komutan Bizans önderliğinde buraya kadar. Yani Avrupa kıtasının sonuna kadar varırlar. Şu an dünyada kaç insan acaba şu an bizim gördüğümüz güzelliği görmekte? Ayağımı bastığım yer kıtanın sonu. Ben şu an Avrupa kıtasının Hollanda sahillerinden başlayan, İspanya, Portekiz, İber Yarımadası'ndan başlayan Avrupa kıtasının bittiği yerdeyim. Buradan sonra şu an karşımda Anadolu yakası bulunmakta, Asya kıtası bulunmakta. Ben şu an Avrupa'nın bittiği yerde, Asya'nın tam karşısındayım. Allah bize bu güzellikleri verdi. Bize şükretmekten başka hiçbir şey düşmez. Derler ki yürürler, yürürler, yürürler ve buraya kadar gelirler. Karşıda bir grup insan yaşamaktadır. Nereye bakmış olabilirler? Siyami Erseğ'in olduğu yere. Tabii şu an sis olduğu için çok net görünmüyor. Ancak resimlerden görünebilir. Haydarpaşa Rıhtımı'nın, Haydarpaşa tren istasyonunun olduğu yere bakarlar. Orada bir grup yerleşim var. İnsanlar yaşıyor. Komutan Bizans der ki, burada böyle bir güzellik varken, orada yaşayan, burada yaşamıyorlar, orada yaşıyorlar. Sanırım hikayedeki körler bunlar olsa gerek der ve yerleşim yeri olarak, evi olarak burayı, yani Sarayburnu'nu belirler. Rivayet o ki, şimdi rivayet o ki deyince herhangi bir bilimsel kaynak, herhangi bir belge aranmaz. Sadece rivayet o ki. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine kadar konu olmuş bir rivayete göre Süleyman peygamber Allah'ın da kitabında, Allah'ın da Kur'an'ında anlattığı üzere görünen ve görünmeyen vücutlara sahip ordularıyla beraber dünyanın tamamını fetheder. Artık dünyanın tamamı Allah'ın Resulü Süleyman Aleyhisselam'ındır. Tek bir yer vardır ona ait olmayan, ona ait olmayı, Süleyman peygambere bağlanmayı kabul etmeyen tek bir yer. Okyanusta ufak, bağımsız, her yerden müstani Ferendüz Adası. Ferendüz Adası'nın Saydun isimli komutanı Süleyman peygambere res çeker. Sana bağlanmayacağım. Seninle birlikte olmayacağım der. Bunun üzerine Süleyman peygamber büyük ordularını kitapta da ifadesini bulduğu gibi görünen ve görünmeyen vücutlara sahip olan ordusunu alır. Tahtadan bir, ahşaptan bir halıya benzeyen bir şey yapar. Üzerine oturur. Rüzgarlara emir verir. Rüzgar bu sal biçiminde ahşap halıyı alır,
aylarca yol yaparak gidebileceği yolu öğlenden ikindiye denilecek kadar kısacık bir zaman diliminde götürür. Uçaktan bahsetmiş olsa gerek sanırım bu hikaye. İşte Süleyman Peygamber'in binmiş olduğu tahta öğlenden ikindiye aylarca sürecek olan yolculuğu birkaç saatte bitirir ve Ferendüz Adası'na gelinir. Ferendüz Adası'nda komutan onları, yani o adanın kralı bekler. İki ordu arasında büyük bir savaş olur. Bu savaşın sonucunda Süleyman Peygamber görünen ve görünmeyen vücutlara sahip, yani insanlardan ve cinlerden ve hayvanlardan oluşan ordusuyla komutanı yener. Ferendüz adasını ve komutan Saydun'u eline alır. Komutan Saydun'u öldürür. Çünkü mücadele etmiş, Müslümanları şehit etmiştir. Müslümanlara şehadet şerbetini içirmiştir. Şimdi komutan Saydun itiraz ettiği, mücadele ettiği ve karşı geldiği için Süleyman Peygamber tarafından öldürülür. Saydun'un güzel bir kızı vardır. Dünyalar kadar güzel, huriler kadar güzel bir kızı, adı Alina'dır. Süleyman Peygamber Alina'ya der ki, Saydun'un kızı Alina'ya der ki, bana eş ol, dünyayı sana vereyim. Ama tek bir şartım var, imana gel, la ilahe illallah de, Allah'tan başka ilah yoktur de, Allah'ın Allah'lığını kabul et, Müslüman ol, dünyayı sana vereyim der. Alina bunu kabul eder. Ve Süleyman Peygamber rivayet o ki Alina'yı zevceliğine alır. Ferendüz Adası'nın komutanı Saydun'un kızı Alina'yı çok sevmiştir. Süleyman Peygamber ona der ki, bir yer beğen, bir yer beğen, orayı sana vereyim, oraya senin adına saray yaptırayım. Alina Süleyman Peygamber'in askerleriyle beraber bütün dünyayı gezer ve tek bir yerde karar kılar. Bakın buraya, bakın buraya, işte buraya. Yani saray burnunda karar kılar. İşte Süleyman Peygamber de buraya bir saray yapar. Şeffaf mermerden, bastığı yeri gösteren mermerden bir saray yapar. Alina burada mutlu olmak yerine mutsuzdur. Eşi olan Peygamber Süleyman sorar, neden her gece ağlıyorsun? Der ki, babamı çok özlüyorum. Babam her gece rüyalarıma giriyor, babamı özlüyorum. Peki ne yapmam lazım ki bu acını dindireyim? Babamın bir heykelini yap der, ona bakayım ve içimdeki bu acı azalsın. İslami literatüre aykırı olan hikayenin bu kısmından sonrası şöyle devam eder. Süleyman Peygamber çok sevdiği eşi Alina'ya babası olan Saydun'un bir heykelini yaptırır ve buradaki saraya, saray burnundaki saraya o heykeli koyar. Alina her gece gündüz o heykele bakmakta, babasına karşı olan özlemini gidermektedir. Bir gün cinler kötü bir haber verir. Meğerse eşi Alina Müslüman olmamış. Babamın özlemini gidermem için bana bir heykel yap deyip yaptırdığı heykeli de put yerine koymuş, tanrılaştırmış ve ona tapıyormuş. Bunu duyan peygamber çok öfkelenir. Gider o putu yıkar, sarayı enkaza çevirir ve karısı putperest, münafık, Müslüman oldum deyip olmayan karısı Alina'yı da öldürür. Evliya Çelebi seyahatnamesinde der ki, işte o saraydan dolayı buraya saray burnu denir. Doğru değildir. Burada Roma sarayı var, burada Osmanlı sarayı var. Hemen şurasıdır saray. Hemen sarayın dibi olduğu için buraya saray burnu derler. Evliya Çelebi der ki, Süleyman Peygamber'in eşi Alina için yaptırttığı sarayın adından dolayı bu topraklara saray burnu denir der. Ve Evliya Çelebi devam eder.
burası der. Gerçekten Süleyman peygamberin sevdiği kadar bir yerdir. Süleyman peygamber Sarayburnu'na bir gün gelir. Burada bir gece kalır. Buranın o müthiş atmosferi, müthiş manzarası, suyu, havası Süleyman peygamberi bir anda gençleştirir. Ve Süleyman peygamber der ki burası, şu an görmüş olduğunuz yer, İstanbul'un ilk efsanesi. İstanbul adına yazılan mitolojik ilk destan. İstanbul'un sahip olduğu ilk hikayeye göre Süleyman peygamber burayı, Sarayburnu sahillerini, dünyanın merkezi, dünyanın yani kendi mülkünün başkenti yapar. Her ne kadar karısı Alina'yı öldürmüşse de her sıkıldığında, her daraldığında, içini her rahatlatmak istediğinde buraya gelir. Sarayburnu'ndan, sahilden Boğaz'ı seyreder, iç geçirir ve burada motive olurmuş. İslam'a göre, İslam inanışına göre Allah için, vatan için, kitap için, İslam topraklarında küffarın çizmeleri gezmesin diye canını, malını, var olan her şeyini feda edenlere şehit deniyor. İşte bu uğurda yapılan savaşta, yani cihatta yaralanmış ve ölmek üzere olan, tedaviye karşılık vermeyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen artık öleceği mukadder olanlar ölüm için, ölümü rahat rahat karşılasın diye hafızlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim dinletilir ve kelime-i şehadeti tekrarlattırılırmış. İşte bu esnada boğazı, o kuruyan boğazı ıslansın. Damağının tadı, ağzının tadı ölürken rahatlasın diye ona şu an ekranda görmüş olduğunuz güzel sandıklarda, güzel fıçılarla, süslenmiş fıçılar ve sandıklarla getirilen şehadet şerbeti adı verilen nar, bal, üzüm ya da elma şerbetleri içilir, içirtilir ve şehidin ağzının tadı şehit olurken o kuruluyla birlikte düzeltilirmiş. Biz buna ölmeden evvel mücahidin içtiği son şerbete şehadet şerbeti diyoruz. Bunun için özel bir ritüel yapılmış, özel sandıklar, özel kasalar konulmuştur. Benim ve sizin atanız vefat ederken bile hastaya içirdiği şerbet için şehadet şerbet kasaları hazırlatmış ve o şerbetleri törenle içirmiştir. Allah Resulü'nün o muhteşem, o muazzam, o İstanbul'a şeref veren hadis-i şerifinden sonra sahabeler, tabi'inler, tebai tabi'inler ve sonra gelen süreç İstanbul'u her zaman ve daima bir fetih yeri, bir ulaşılması hedeflenen bölge olarak planladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde en önemli iki imparatorluktan biri Sasani, diğeri ise Bizans'tı.
fetihten yaklaşık 8 asır önce Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askerleri ne güzel askerlerdir. Hadis-i şerifi Müslüman devlet adamları ve komutanlarının nihai hedefi olarak Bizans'ın payitahtını seçmelerinin en önemli nedenidir. Gerek Emeviler, gerek de Abbasiler zamanında mesafe ve lojistik sorunlara rağmen şehrin defalarca kuşatılmasının manevi motivasyonu bu hadis-i şerifte bahsedilen kumandan ve asker olmak arzusudur. İstanbul'un Müslümanlar tarafından karadan ilk muhasarası ise Emeviler döneminde Halife Muaviye zamanında gerçekleştirilmiştir. Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmak isteyen gönüllülerin ağırlıkta olduğu İslam ordusuyla Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh başta olmak üzere birçok sahabi de bu sefere iştirak etmişlerdi. Uzun yolculuk ve kış şartları sebebiyle ağır kayıplar veren İslam ordusu muhasarayı uzun süre devam ettiremedi. Hayli ilerlemiş yaşına rağmen sefere katılan Ebu Eyyub Hazretleri radıyallahu anh vasiyeti üzerine surlara yakın bir yere defnedildi. Bugün İstanbul'un en nadide semtlerinden biri olan Eyüp Sultan ismini Peygamberimizi hicretten sonra evinde misafir etme şerefine nail olmuş bu sahabiden almaktadır. Osmanlı padişahlarının yüzyıllar boyunca tahta çıktıktan sonra ziyaret edip kılıç kuşandıkları makam ona aittir. İstanbul ikinci defa yine Emeviler tarafından 674-678 tarihleri arasında tam 4 yıl boyunca abluk altına alınmıştır. İslam ordusunun zorlu mevsim şartlarında, coğrafi olarak merkez üstüne bu kadar uzakta olmasına rağmen, tam 7 yıl boyunca şehri muhasara etmesi, Peygamber Efendimizin müjdesine ve göstermiş olduğu hedefe tam bir bağlılıkla açıklanabilir ancak. Bu noktada Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın oğlu, Mesleme bin Abdülmelik devrinde İstanbul'a akınlar biraz çoğaldı. Bizzat oğlu Süleyman'ı gönderdi buraya. Tarih kaç? 710'lu yılların başları buraya gelir. Burası o aralar Justinianopolis'tir. Yani bugünkü Karaköy. Bizim Karaköy dediğimiz bu bölgeye, bugünkü ticaret merkezi olan Karaköy o devirler İmparator Justiniani adına, Justinianus adına yapıldığı için Justinianopolis'ti. İşte bu bölgeye geldi, karargahını, bu iş hanlarının, hatta gelin ve derinliği görün, bu iş hanlarının, bu sokakların olduğu yere kurdu. Birkaç sene, 2-3 sene İstanbul'u fethetmekle uğraştı, edemedi. Bu arada babası Mesleme bin Abdülmelik vefat etti. Onun yerine amcasının oğlu, çok severim, hayranım, Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an hazretleri başa geçti ve bölgede bulunan bütün İslam ordularını merkeze çağırdı. Bu bölgeyi fethetmek için babası tarafından görevlendirilen Mesleme bin Süleyman, halife amcasının oğlu Ömer bin Abdülaziz'in bu emrine uydu, burayı terk etti ve merkeze döndü. İşte Mesleme bin Süleyman'ın buraya bıraktığı 715 tarihli bu cami, İstanbul'un ilk camisidir. 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilen bu cami, 1453'ten 700 küsur sene önce bir camisi vardı ve bu cami tam 1300 yıldır, 715 yılından itibaren Müslümanlara hizmet vermektedir. Bu cami İstanbul'un ilk camisidir, ilk mescididir.
Emeviler dönemi, Halife Süleyman bin Abdülmelik zamanında, 717 yılında halifenin kardeşi Mesleme bin Abdülmelik kumandanlığında İstanbul'u yaklaşık 3 ay karadan ve denizden kuşatmıştı. Halifenin Konstantiniyye'yi almadan dönmeyeceksiniz kesin emrinden dolayı diğer seferlerden daha ciddi bir plan ve hazırlık yapılmıştı. İslam askerleri İstanbul civarında kışlaladılar. Bizanslılara mevsim şartları yüzünden kuşatmayı kaldırmayacaklarını göstermek için bir mahalle kurdular, evler yaptılar, ekin biçtiler ve uzun süre İstanbul'a giriş çıkışı abluk altına aldılar. Bunalan Bizanslılar, İslam komutanı Müseyleme'ye haraç vermek şartıyla barışa razı olduklarını söyleseler de Müseyleme bunu kabul etmedi. Uzun kuşatma devam ettiği bir sürede sonunda Bizanslılar yaptıkları bir hileyle Müslümanların tüm erzak stoklarını bir gece vakti yaktılar. İslam askerleri açlıktan ve soğuktan zayıf duruma düştüler. Kesin emirden dolayı geri dönemeyen ordu vebadan ve açlıktan çok sayıda şehit verdi. Halifenin vefatıyla yerine hilafete geçen meşhur Hazreti Ömer bin Abdülaziz göreve gelir gelmez ordunun geri dönme emrini verdi. Karaköy Perşembe Pazarı'nda bulunan Arap Camii ise bu sefer sırasında yapılmış ve İstanbul'un en eski camisi olma özelliğini kazanmıştır. Bizanslılar tarafından kiliseye çevrilse de Ebu'l-Feth yani fetihlerin babası Sultan Mehmet zamanında aslına dönmüş ve İstanbul semalarını ezanla ilk tanıştıran şerefli mazisiyle bugünümüze kavuşmuştur. Mesleme bin Abdülmelik burada bulunmaktadır. Bu bir makamdır. Mezarı Şam'dadır ama makamı da buradadır. Allah mekanını cenneti âlâ eylesin. İlk cami olma özelliğini kazanmış olan bu cami, Müslümanların bu bölgeden çıkmasıyla birlikte, Ömer bin Abdülaziz'in emri üzerine çıkmasıyla birlikte bir Hristiyan mekanı oldu. Hristiyan Romalılar, Venedikliler, Cenevizliler, buraları darmadağın ettiler. Mahalleyi sürdüler. Müslümanları katlettiler. O günkü hatıralar der ki Eminönü bölgesinde Unkapanı'na çıkan o Ragıp Gümüşbala Caddesi üzerinden Karaköy'ü gören Eminönü sahilinde Müslümanların bu bölgedeki inlemeleri, Müslümanların bu bölgedeki acı duyguları buradan duyuluyormuş. Buradaki Müslümanların acısı oradan duyuluyormuş. Ne büyük bir katliam, ne büyük bir inleme. İşte Müslümanlar buradan çıktıktan sonra bu güzel yapı, bir Emevi yapısı olan bu Arap Camii kiliseleştirildi. 1453 tarihine kadar kilise olarak kullanılan camiden bozma bu kilise 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın İslam ile bu güzel şehri şereflendirmesinden sonra burası tekrar cami oldu. Çan Kulesi olarak kullanılan kule ise, altından geçtik buraya geldik. Çan Kulesi olarak kullanılan kule ise Müslümanlar tarafından fetihten sonra minareye çevrildi. ...730 yılında ise Emevi orduları bu kez Seyyid Battal Gazi komutasında İstanbul'a doğru yola çıkmış fakat Bizans ordusuyla İstanbul önlerine ulaşmadan bir meydan savaşıyla karşı karşıya gelmişlerdir. İslam ordularının mutlak zaferiyle sonuçlanan bu seferde Bizans İmparatoru 5. Konstantin de esir alınmıştır.
Peygamber Efendimizin gösterdiği hedefe yürümekten hiç vazgeçmeyen Müslüman Abbasiler döneminde de İstanbul'u kuşatma girişimlerine devam etmişlerdir. Bu kez Halife Mehdi'nin oğlu Harun Reşit komutasındaki İslam ordusu Rum ordusunu bozguna uğratarak Üsküdar'a kadar gelmiştir. Rumlar vergi verip aman isteyince kuşatma kaldırılmıştır. Ancak ertesi yıl Bizans İmparatoriçesi İrene vergi vermekten vazgeçip barışı bozduğundan Harun Reşit büyük bir orduyla tekrar Bizans üzerine yürür. İzmit taraflarındaki meydan savaşında İslam ordusu kesin bir zafer kazanmış ve Üsküdar'a ulaşıp Bizans ordugahını yakmıştır. İstanbul'u kuşatan Harun Reşit, Bizans'ın yıllık vergiyi yenileme sözüyle kuşatmayı kaldırmıştır. İslam dünyasına büyük sevinç yaşatan bu zaferden sonra Harun Reşit ihtişamlı bir alayla Bağdat'a girmiştir. Harun Reşit, halife olduktan sonra bir kez daha Bizans üzerine yürümüş, şehre varmadan karşısına çıkan Bizans ordusunu tekrar yenmiş ve Kadıköy'e kadar olan yerleri fethetmişse de mevsim sebebiyle şehrin ablukasını kaldırıp Bağdat'a bir kez daha geri dönmek zorunda kalır. Dokuz asra yakın Peygamber Efendimizin hadisesindeki güzel komutan ve güzel asker olmak için Müslümanlar o zamanki adıyla Konstantiniyye'yi fethetmek için çaba göstermişlerdir. Bugün İstanbul'da çok sayıda bu kuşatmalarda şehit olan askerlerin mezarları ve türbeleri bulunmaktadır. Araplar, peki Araplar ne demektir? 1492 tarihinde Sultan II. Beyazıt Han devrinde Endülüs'ten, İspanya'dan kirli Isabella Fortuna, dünyanın en kötü yürekli kadınlarından biri olan Müslüman yakmakla meşhur, yakılan Müslümanların kanları ayakkabılarının altından geçtiğinde Tanrım bugün ne güzel bir gün, Tanrım bugün ne güzel bir gün, yüzlerce Müslümanı diri diri yaktım ve onların kanları şu an ayaklarımın altından geçiyor diye sevinen Isabella Fortuna'nın yaptığı katliamdan ikinci Beyazıt sayesinde kurtulan Müslümanlar, o güzel Endülüs Müslümanları bu bölgeye yerleşti ve burası Arapların ikametgahı olduğu için bu bölgedeki camiye de Araplar Camii denmektedir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği bu şehir zaten bir camiye sahipti. Fetihten 700 sene evvel, 715 yılında İstanbul'un ilk camisini ta buraya Müslümanlar zaten yapmıştı. Tarihinde meşhur Karaköy Azap Kapı yangınında bu bölgede bulunan tüm eserler yandı. O esnada 2. Mustafa'nın eşi Sultan 1. Mahmud'un annesi olan Saliha Sultan, ki bir önceki başka bir programımızda, geçmişte yapmış olduğumuz bir programda Karaköy Azap Kapı Meydanı'na Saliha Sultan adına kendi yaptırdığı bir çeşmeden bahsetmiş ve onun nasıl güzel bir annemiz olduğunu konuşmuştuk. İşte o Saliha Sultan, yani buraya bir güzel bir sebil yapan Saliha Sultan
Bu caminin de ortasında bulunan şadırvanı buraya katmış ve camide bir restorasyon çalışmasına girmiştir. Saliha Sultan Osmanlı'daki her vakfın altında imzası bulunan bir hanım gibi, o da Karaköy topraklarını, Karaköy bölgesini, yani bizim Karaköy dediğimiz ama o günkü Romalıların karşı yaka demek istediği Pera bölgesinin imarı ile uğraşmış ve burayı tam bir Müslüman beldesi haline getirmiştir. Burada Mesleme bin Abdülmelik, yani bu caminin banisi Abdülmelik bin Mervan'ın torunu Mesleme bin Abdülmelik, Roma İmparatoru Leon'la, yani karşı taraftaki, burası bir Ceneviz toprağı. Venedikliler ve Cenevizler buraya hakim. Karşı tarafın, Eminönü tarafının hakimi olan Roma İmparatoru Leon'la bir anlaşma imzalamış. Ve bu anlaşmanın sonucunda 7 yıldır yaşadıkları bu toprakları terk ettiler ve gittiler. O antlaşma şöyleydi. Burada bir Müslüman mahallesi, bir Müslüman mektebi, bir Müslüman mahkemesi ve bir camisi bulunacak. Bu topraklar kadılıkla İslam ile idare edilecekti. Bunun karşılığında vergi verecekti. Leon bunu kabul etti. Fakat Mesleme bin Abdülmelik ve İslam ordusu bu topraklardan çıktığı an burayı kahır köyüne çevirdi. Katliamlar yaptı. Camiyi kiliseye çevirdi. İnsanları katletti. Mahalleleri bozdu. Okulu, dükkan yaptı. Ve burada dikkat, 1453'ten itibaren 550-560 yıllık olması gereken kurumların tamamının 1300 yıllık karşılığı var. Misal mi? Misal, eyvallah. Burada İstanbul'un 1300 yıl evvelden kalma bir Müslüman mahkemesi var. Ve o mahkemenin mahkeme sokağı var. Size göstereyim mi? Karaköy'deyiz. Karaköy Perşembe Pazarı'nın arkasında bulunan Araplar Camii mevkiindeyiz. Ve size 1300 yıllık bir Müslüman mahkemesini ve mahkeme sokağını göstermek istiyorum. Buyurun lütfen. Çok yoğun bir ticaret merkezi. İstanbul'un kalplerinin, ticari anlamda kalplerinin attığı nadir yerlerden biri. Ve biz şu an mahkeme sokağındayız. Galata Mahkemesi Sokağı. İyi insanlar iyi atlara binip gittiler ya. İşte o Mesleme bin Abdülmelikler, Ömer bin Abdülazizler, burayı Müslüman beldesi haline getiren o güzel insanlar gittiler. Yerlerine, onların yerine eserleri kaldı. Burası İslam'ın Fatih Sultan Mehmet Han'dan 700 sene evvel insanları şereflendirdiği güzel nokta. Bakmayın bugünkü hırdavat, bugünkü yedek parça, bugünkü malzemelerin satıldığı yerler olarak görmeyin. Burası Müslümanlığın 1300 yıldır hakim olduğu toprak ve o günden kalan Galata Mahkemesi'nin yerine Osmanlı'nın yaptığı bir iş ama. Nihayetinde kuşatmalar Osmanlı devrinde de devam etmiş, Yıldırım Beyazıt ve Sultan II. Murat tarafından da kuşatılan şehir, Sultan II. Mehmed'i fatih yapmış ve Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçen komutan olma şerefi ona nail olmuştur. İstanbul toplam 29 kez kuşatılmıştır. 29. kuşatmada nihayetinde İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetmiştir.